Uluslararası Para Fonu Temmuz 2023'te küresel büyümenin 2023 ve 24 yıllarında %3'e gerilemesini beklediğini ifade etmiştir. Yine aynı açıklamada küresel ticaret büyümesinin de 2023 yılında %2'ye, 2024'te ise %3.7 ile tarihsel ortalamanın altında kalmaya devam edeceğini tahmin etmiştir. Ülkemiz ekonomisi ise küresel düzeyde yaşanan tüm bu olumsuzluklara ve millet olarak yaşadığımız büyük deprem felaketine rağmen 2023 yılının ilk çeyreğinde %3.9, ikinci çeyreğinde ise %3.8 büyüyerek büyüme performansımızı kesintisiz 12 çeyreğe çıkartmıştır. Yıllık bazda ise 3 yıldır aralıksız büyüme performansı ortaya koymuştur. Bu toplantının gerçekleştirmesinde inanıyorum ki Türkiye-Afrika ilişkilerinde yakalanan sıcak ve dostane ilişkiler çok daha farklı boyutta gelişecek, ilerleyecek, serpilecek. Değerli dostlar, Afrika kıtası 21. yüzyılın en önemli çekim alanlarından biri olmuştur. Çünkü Afrika insanlık tarihinin ortak geleceğinin odağı. Bu dönem, son dönemde bu kıtada gördüğümüz canlanma hepimiz için bir umut kaynağı olmuştur. Afrika'nın artık savaşlar, işgaller, darbeler, hastalıklar ve felaketler kıtası olarak değil de bakir ekonomik potansiyeliyle insanlık tarihinin en parlak devirlerini yaşadığı bir huzur ülkesi olarak anılması ortak temennimizdir. Bu bir COBİ'den COBİ'ye entegrasyon projesi. Türkiye'de 3 milyon 700 binin üzerinde şirket var. Bu şirketlerin %88.8'i küçük ve orta ölçekli işletmeler. Siz bu küçük ve orta ölçekli işletmeleri kalkındırabilirseniz Türkiye ekonomisine istihdam sağlarsınız, döviz girdisi sağlarsınız. Bu küçük şirketlerin çok daha kolay, hızlı bir şekilde Afrika'ya girmesini mümkün kılacak bir proje var. O da Afrika'da yerleşik dış ticaret oyuncuları var. Yani Afrikalı yerel firmalar var. İthalatçı firmalar bunlar. Yurt dışından, yani Afrika dışından mallar alıyorlar. Bu malları Hindistan'dan alıyorlar, Çin'den alıyorlar, Güney Kore'den alıyorlar, Birleşik Arap Emirlikleri'nden alıyorlar. Ve Türkiye içerisine ve Afrika içerisine geleneksel pazarlarda bu malı satıyorlar. Biz de diyoruz ki gelin bu dış ticaret oyuncularına Türkiye'nin 63 farklı şehrinden 400'ün üzerinde firmanın bulunduğu size küçük bir alan oluşturalım. Bir ekosistem, bir iş alanı oluşturalım. Burada insanlarla tanışın. Tekstilcimizle tanışın, gıdacımızla tanışın, yazılımcımızla tanışın, otomotivcimizle tanışın, makinacımızla tanışın ve bu ekosistemden faydalanın. Böyle bir ticaret ağı geliştiriyoruz. Bunu 9. defa yapıyoruz. Çıktıları çok verimli oluyor. İhracatımıza ciddi katkılar var. Özellikle kozmetik sektöründen daha önce hiç Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne gitmemiş bir firma bu forumlar vesilesiyle sadece 3 forumda üst üste 3 foruma katılarak şu anda 104 farklı eczanede Türkiye'de üretilen kozmetik ürünlerini, dermokozmetik ürünlerini raflara koymuş durumda. Yine aynı şekilde Ordu'da inşaat kalıbı ve ahşap kapı üretiminle uğraşan iki farklı şirketi yöneten bir aile bu forumlar vesilesiyle Nijerya'da başladığı ihracat serüvenini şu anda 6 farklı Afrika ülkesine devam ediyor ve yılda 2 milyon dolar ihracat geliri yapıyor Ordu gibi bir ilimize. Amacımız Türkiye'nin dört bir tarafında özellikle ihracat olarak görece daha geri kalmış bölgeleri bu foruma kazandırmak. Afrika'dan da bugüne kadar hep Çin'den almış, Hindistan'dan almış, Birleşik Arap Emirlikleri'nden ve Avrupa Birliği ülkelerinden mal almış insanlara bir gelin Türkiye alternatifi de görün demek. Amacımız bu. Efendim Afrika ülkeleriyle ülkemizin ticaret hacmi şu anda 35,5 milyar dolar seviyesinde. Ama bu gidilebilecek yolun henüz başlarındayız. Neden? Biz 2005 yılında ticaret hacmimiz 5,4 milyar dolarken bugünleri görmüş olmamızdan mutluyuz. Bugün 35,5 milyar dolara çıktı. Ama biz 2005 yılında 5,4 milyar dolar ticaret hacmine sahipken Hindistan 6,2 milyar dolar ticaret hacmine sahipti ama şimdi 118 milyar dolardalar. Biz 2005'te yine 5,4 milyar dolar ihracat ticaret hacmine sahipken Çin 15,4 milyar dolarlık bir ticaret hacmine sahipti. Şimdi onlar da 288 milyar doları buldu. Yani şu anda bakın
sıfıra yakın ticaret hacmi olan Rusya bile savunma sanayinde girmiş olduğu stratejiyle 19 ülkeyle anlaşma yaptı son 5 senedir. 19 ülkeyle yaptığı anlaşmaların sonrasında 23 milyar dolarlık bir ticaret hacmine sahip oldu. Rusya ve Afrika, düşünebiliyor musunuz? O ortaklık başladı. Dolayısıyla şimdi Türkiye'nin zaman daha fazla atak yapma zamanı. Onun için Türkiye ekonomisini canlandırmak için Afrika ülkelerine daha fazla insanın gelmesini bu organizasyonlarla teşvik edelim ve biz de Afrika ülkelerine ziyarete gidelim ve bu ticaret hacmimizi, bugün 35,5 milyar dolar olan ticaret hacmimizi artık 50'ye 75'e doğru arttıralım. Of all these things that is done here in term of economic and industrial revolution is also a model for Africa and for different leaders. So I'm very glad and it's an honor for me to be there. But I came here also, like I was saying, to talk about opportunities and business. In Central African Republic, we're in the center of Africa. We're also in the center of the different geostrategic interests in Africa. But also, it's a very rich country, like many countries in Africa. Just to give you an idea. Evet, Mahmut Asman, çok teşekkür ediyoruz Sayın Genel Başkanımıza. Şeref verdiniz. Ayaklarınız sağ olun. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Batı Afrika Genel Müdürü Yardımcısı Ahmet Davaz Bey'i arz ediyor. Sayın Genel Müdürü Yardımcısı.